şubelerinden birisi olan CVS'in önündeyiz. Görüyorsunuz ki arkamda CVS var. Amerika'da biliyorsunuz aşılama aylar öncesinden başlamıştı. Fakat geçtiğimiz ayın başında CVS gibi eczanelere de aşı dozları gönderilmeye başlandı. İşte bu eczaneler randevu sistemiyle çalışıyorlar. Fakat herkes istediği zaman aşı olamıyor. Dolayısıyla eyaletlerin belirlediği şartlara göre ilk olarak aşılama önceliği olan kişiler aşılarını oluyorlar. Fakat şimdiden randevular dolmuş gibi görünüyor. Aşı olmak için telefon ya da internet üzerinden randevu alınması gerekiyor. Randevu yoğunluğu eyaletlere göre değişiklik gösteriyor. Herhangi bir eczane zincirinin web sitesinden bulunduğunuz eyaleti seçiyorsunuz ve ardından karşınıza hastalık durumunuzla ilgili soruların yer aldığı kısa bir anket çıkıyor. Açılan diğer sayfada ise yaş grubunuzu da yazdıktan sonra site size en yakın zamanda uygun olan randevu tarihlerini gösteriyor. Fakat son günlerde yoğunluktan dolayı randevu bulmak pek de mümkün olmuyor. CVS eczane zincirlerinin şu an bulunduğumuz şubesinde aşılama bugün başlamış. Ve aşısını olmak isteyen insanlar aşı olacakları gün buraya geliyorlar, bu noktaya. Ve burada gördüğünüz gibi bulunan alana geliyorlar. Aşıları tekrardan bir kontrol ediliyor listeye göre. Eğer aşıları bugün yapılacaksa arkamda görmüş olduğunuz odaya geçiyorlar ve o odada aşılarını oluyorlar. I was able to get the Johnson & Johnson vaccine a few minutes ago. Biraz əvvəl peyvənd olundum. Heç bir narahatlığım yoxdur. Peyvənddən sonra 15-20 dəqiqə gözlədilər ki, hansısa reaksiya olsa tibbi müdaxilə etsinlər. Amma heç bir fəsadı olmadı. Sadəcə iynə vurulanda yüngül ağrı hiss etdim. İndi isə çox yaxşıyam. Görək sabah necə hiss edəcəm. Well, I really don't know. I signed up for the vaccine. Nə vaxt peyvənd olunacağımı bilmirəm. Fevralın əvvəlindən internet üzərindən qeydiyyatdan keçmişəm. Amma siyahıya baxanda hətta yanvardan peyvənd olunmaq üçün yazılanların olduğunu görmək olar. Ona görə hələ gözləyirəm. Nə yaşlı deyiləm, nə də bir xəstəliyim yoxdur. Bu səbəbdən növbəmi gözləmək məcburiyyətindəyəm. I'm not old enough and I'm not sick enough, so I have to wait my turn. Ülkede Biden dönemiyle birlikte aşı çalışmaları oldukça hız kazanmış durumda. Günde ortalama artık 2 milyon kişiye aşı yapılıyor. Başkan Biden da bir süre önce Mayıs ayı sonuna kadar bütün yetkililerin aşı olabileceğini açıklamıştı. Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi CDC'nin verilerine göre Amerika'da bugün itibariyle ülke genelinde dağıtılan aşı 116.363.405 doz. 2 doz aşı olanların sayısı ise 30.686.881. 2 doz aşı olanların sayısının 30 milyonu aşması, ülke nüfusunun yaklaşık %10'unun aşılarını tamamladığı anlamına geliyor. Yetkililer ayrıca toplamda yaklaşık 60 milyon kişinin bir ya da iki doz aşısını olduğunu da kaydetti. Önümüzdeki günlerde bu sayının oldukça artması bekleniyor. Özlem Şenşer, Real TV, Washington.